böyle kedi köpek. Çok güzel bir hazine olduğuna inanıyorum ben. Çünkü şu taş nereden bakayım? Evet arkadaşlar, herkese yine bir videoyla selamünaleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ters taraftan indim oraya. Şu taraftan aşağı geldim. Şu taraf bildiğiniz gibi yüzün hemen karşısındaki tümülüs arkadaşlar. Yüzün baktığı yerdeki tümülüs. Burayı çok kişi dedi bana ki Kubi çok merak ediyoruz orayı. Oraya bir bak. Oraya bakacağım da önce bir sağa sola etrafa bakmam lazım. Malzemelerimiz yerinde mi? Buradan kimse gelip bir şey almış mı? Almamış da şuraları bir şeyler karıştırmış. Evet. Bak bunları biz burada, burası mezarın üstü olduğu için bıraktık. Görüyor musunuz? Şurayı sanki böyle kedi köpek bir şey tırmalamış gibi. Şimdi kafatası doğrudan çıkmış. Duruyor. Burası mezar. Yüzün olduğu yer. Malzemeleri de çıkardık. Vay. Edelim de kafamızı gözümüzü yarmayalım. Şöyle etrafı kolasını edelim. Kaldığımız yer var. Şurası mezarın altıydı. Orayı da göstereyim size. Bakın şurası. Şura. Hafifte yağmur havası var. Bugün aslında var ya, bu hafta hiç gelmek istemedim buraya. İçim hiç çekmedi beni buraya gel ara diye. Ama çok soranlar oldu, video isteyenler oldu. Ne var ne yok diye Kubi. Şey yapalım. Biz oradan devam edelim. Şurayı zaten buraya bize insan gücü çıkarmaz ama buranın altında çok güzel bir hazine olduğuna inanıyorum ben. Çünkü şu taş nereden baksan 2 ton. Şunu zaten çıkardık oradan 1 ton. Üstünde var. Bir de ağaç var. Tehlikeli yani. Böyle işleri de bak, ben size bir şey diyeyim mi? Para hırsı gözünüzü bürümesin arkadaşlar. Altını buldum. Bak bu işte neyiniz olsun biliyor musun? Kalbiniz temiz olsun. Bir. İkincisi, para her şey değil ya. Yemin ediyorum para her şey değil. Para için benliğinizi, para için başka bir şey vermeyin arkadaşlar. Millet için de bunları yapmayın. Bak böyle yere gelip para hırsından gözü dönüp alıp gidip çok çarpılan insanlar var. Bak bunları çok güzel izleyin. Çok güzel bunlara şey yapın. Ben öyle neler neler görüyorum yani, gezerken var ya, neler neler görüyorum. Belli olan yerler var kardeşim, onları asacaksın yani. Bunların hepsini asarsan kafayı yersin, sıyırırsın. Yani bu işlerin peşine koşturup da sonradan biraz hatırlatanlar varsa eğer, ulaşsınlar, onlara da yardımcı olalım. Yani herkes deli değildir bu işlerde. Bu işlerin peşine koşup da kafayı sıyıranlar var. Böyle yerler tehlikeli değildir arkadaşlar. Sadece neyin ne olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi bilirsen işini güzel yaparsın o zaman. Beni sabırda şey yapmayacağım. Şurayı ben bir şey olarak düşündüydüm. Nasıl diyeyim size? Köşe. Şurayı zindan olarak gördüydüm ben. Şu çantamı bir bırakayım şuraya ya. Bugün hava kararı herhalde. Bugün biraz değişik bir hava var. Yağmurlu da hava. Havalar ne zamandır yağmurlu. Şimşek. Bilmem ne. Tuhaf tuhaf şeyler yani. Benim de üzerimde ağırlık bırakıyorlar. Bak şurada çok güzel bir tane tasa var orada. Evet. Hem de üstünde haç mı var onun lan? Bu tarafa biz hiç gittik mi? Gitmedik. Nereden gideriz? Buradan bir geçeyim oraya da. Size orayı bir göstereyim. Dur. Bak burada iyi. Da. Geldi. Aynen haç.
Evet, şurada tam ortada görüyor musunuz? Bak, işaretlemişler onu. Tam şu arkadan baktığı zaman bu burada görünüyordu. Burada çalışma olmuş mu ya? Bir şeyler var sanki burada. Burayı benden başka da kolay kolay bilen yok. Yani şuraya ışık tutayım da. Hava tuhaf, çok kötü bir zamanda geldim buraya ya. Bakın. Işık tutayım da bakın. Nereye misiniz ha buraya? Oksijen gittiği yere. Hepsine bakacağız da, bakacağız da. Bu işler zaman alan şeyler arkadaşlar. Yani bu işlerde, bu iş harbiden yapanlar yani. Bu iş harbiden yapaysan bu işler öyle kolay değil yani. İki çekiş çaktım. İki akü çalıştırdım. Kırdım kayayı, aldım içinden gibi değil bu işler yani. Öyle izlediğiniz tiyatrolara benzemez bu işler arkadaşlar. Tabi YouTube çerçevesinde bu işleri hobi edinip de tiyatro yapan arkadaşlara da buradan çok selam söylüyorum. Tiyatro işlerinden vazgeçsinler, gerçekleri biraz göstersinler. İnsanları bilgilendirsinler. Yalan yanlış insanlara bir şey anlatmasınlar. Bu yok, pointerle beraber kasa bulduk. Yok bilmem ne yaptık. Ya yesin bu ayakları birader. Gelir manyağın bir tanesi. Size öyle madara eder ki. Ne oldum değil, ne olacağım dersiniz bak. Benden size söylemez. Ha, tiyatro izlemek isteyenlere de iyi seyirler diliyorum. Şimdi şurada bir tane vardı bak arkadaşlar. Şurada bir yer var. Orayı şey yapacağız. Oraya da bakacağım ama. Sıralan beraber geliyorum. Geçen kısımda şurada köşede kaldım. Zaten hiç bekletmeyeceğim şimdi. Şurayı hemen bir tarama yapacağım şuraya. Ama buraya büyük bir tarama yapmak istiyorum. Yani buranın taramasını... Kafaya kamerayı takayım da. Hiç fazla konuşmadan işe bak koyulalım. Bak ben buraya... Dur. Hatta ben önce bir... Tam buranın ortasında bir alan tarama tutayım. Şunu bir alalım bakın. Çalışacağız abi de. Şu köşeden biraz ümitliyim. O köşenin haricinde bir yerden değil. Niye derseniz arkadaşlar, çünkü o köşe bana biraz yakın geliyor. Başladı kuş dili. Demek ki elimiz yavaş yavaş artık alışıyor. Bir kısa da açayım dedim. Anten açmadan dedim bir açayım bakayım. Nasıl şey yapay? Attı, yerinde attı. Böyle zamanla el alıştıkça daha güzel oluyor şeyiz. Burada çok mineral var. Bak kafayı nasıl salladı. Bak bak arkadaşlar, şimdi bak. Şurayı çok güzel anlatayım size bak. Alan taramanın beni getirdiği yer nasıl? Bak şurada başladım. Şuraya doğru çevirdi beni bir. Şuraya doğru geldi iki. Döndük şuradan devam ettik. Üç. Sonra buraya geldi, burada durdu. Burada bu tarafa attı ama şuradan geçti. Ben de buranın üstünden geçtim. Niye? Çünkü burası duvar. Bak şimdi. Burası duvar. Görüyor musun nereye gidiyor? Şimdi ben tekrar tutacağım onu. Bakacağım ki ne tarafa doğru getirecek beni. Ya arkadaşlar, bir de bunu ben söyleyeyim size ya. Bunu eldivenle beraber tutan arkadaşlara buradan seslenirim. Eldivene değil, bu sizin elinize değecek ele. Şu makine sizin elinize değmeden vücut enerjisinden bir şey almaz. Yani vücut enerjin lazım ona. Bunu eldivenle beraber tutmayın. Bazı YouTube'da arkadaşlar görüyorum böyle eldivenle beraber tutaylar. Bu vücut enerjisinden çalışan bir maddedir. Çubuk böyle bir şeydir yani. Bunun içinde herhangi bir şey yok. Sadece vücut enerjinden beraber değerli değersiz olan şeylere gider bunlar. Aha, burada attı lan. Şuraya. Şuraya bir işaretleyelim bakalım.
kılıç gibi de tuttu orayı. Buraya bizi, ama burayı aslında bizi aldırdığına göre oraya. Bak şuraya bakacağız şimdi, dur. Çantayı da alayım buraya. Şuranın altını ben çok merak ettiydim. Buranın altı boş mu? Sağdan alalım buraya. Onu oynatsak önce. Şöyle dışarı doğru atalım onu. Evet, şuradan köşeden başlayalım. Hadi bismillah. Vay 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 vay. Nereden aldıydık? Şunun altından aldıydık. Buraya hemen bakalım. Buraya hemen bakalım. Malzemeleri bir ayarlayalım. Hemen şurayı da alacağız ya. Makinayı bir kurayım ben hemen de. Şuraya önce bir bakalım. Sonra şuralara bakalım. İleri doğru devam edelim. Şunu açalım da. Ayar yapalım. Bakayım. Hava şartları da kötü ya. Bu zamanlarda zaten buraya gelip alman lazım. Başka zaman gelip alamayasın buradaki malzemeyi. En tehlikeli de görünen zamanı nasıl satayım. Şuna bir ayar yapalım. Nereye aldıydı? Şuraya. Kırmızı yanıyor bu.
boşluk değil. Burada değersiz değil. Aşağı gelir. Buraya da parçalar ha. Ya buraya kayalar bir şey getirdi. Şurayı bir açalım bakalım. Nedir? Ne değildir? Şu kalabilir aşağı doğru. Kuşlarda bir de dikkatli olun ha. Bu ne lan? Ne bu lan? Ben hiç anlamadım onu. Ama buradan bir yerden herhalde çok eskiden kalma bir şey. Böyle bir demir. Tamam, çürümüş. Vallahi anlamadım. Allah Allah. Değişik bir şey ama tam çözemedim ne olduğunu. İçinde büyük ihtimal ama değersiz veriyor onu. Değersiz verdi. Ama şuraya bir daha bakacağım. Buraya böyle komple dolaşıp şuradaki tümülüsün oraya kadar gideceğiz. Şu ağacı oradan tam da oranın altı tehlike.
Evet, altın hem de para. Evet, güzel. Altın parayı açacağım. Doğru, altın gösterdi ama değersiz. Ya şuranın içine baksana bir an. Buraya baksana. Gel, beni aç diye ama sanki de bir şey yok içinde. Bura boş. Bura boş gibi görünüyor. Bura boş gibi görünüyor. Şuranın acaba. Yani boşluk. Evet, burada da değerli alıyor. Şurayı ben aslında şuradan ümitliydim ha. Bak şurası, çünkü çubuk zaten beni oraya getirirken dedim ki tamam, şurası iyi. Şuradan çıkabilir bir şey. Tek bir tane para geldi orada. Ama şura içeri doğru da boş. Oraya doğru da şey yapmak lazım. Şurayı da yapacağız. Neyse arkadaşlar, bir dahaki bölümde şuradan devam izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çekilişin sadece yapmanız gereken videoların altına beni de çekilişe yaz demeyi unutmayın arkadaşlar. Tek bir altın para ve şu. Yani tam olarak ben de ne olduğunu anlamadım. Bundan bir şey anlayan varsa yorumda yazsın bakayım, nedir bu? Ben anlamadım bundan bir şey. Burada herhalde eski kraliyet döneminde burada bir şey mi kaldı? Ne kaldı? Artık neyse. Hadi.